Bundan önceki videoda ekranda gördüğünüz kırmızı renkteki uzun vadeli ortalama toplam maliyet eğrisini çizmiştik. Çeşitli kısa vadeli ortalama toplam maliyet eğrilerinin minimum noktalarını birleştirerek bu eğriyi oluşturmuştuk. Buradaki kısa vadeli ortalama toplam maliyet eğrilerinden her biri kısa vadedeki belirli bir sabit maliyetle oluşuyordu ve uzun vadede bu maliyeti değiştirebiliyorduk. Örneğimizdeki sabit maliyet elimizdeki gıda kamyonu sayısıydı ve uzun vadede belirli bir çıktı ya da miktar için bunu değiştirebiliyorduk. Evet. Bunu yaptığımızda bir trend görmüştük. Bunun 200'e kadar çıkmasına gerek yok ama yaptığım çizime göre bu kısımda uzun vadeli ortalama toplam maliyet eğrisinin azaldığını görebilirsiniz. Bunu günde 200 tost'a ulaşana kadar tost yapma verimliliğimizin giderek artması olarak yorumlayabiliriz. Evet. Eğrinin bu kısmı ölçek ekonomisini yansıtıyor. Ölçek ekonomisinden daha önce bahsetmiştik. Bunun nasıl gerçekleştiğini hatırlıyorsunuz, değil mi? İş gücünün uzmanlaşması ve makinelerin özelleşmesi sonucunda gerçekleşiyordu. Uzmanlaşmak olarak not ediyorum. Ölçek büyüdükçe sürecin farklı bölümlerinde çalışanlar, örneğin tost ekmeğini kesenler ya da peynir dilimleyenler yaptıkları işte uzmanlaştıklarında verimlilik artıyor. Ölçek büyüdükçe fazla malzeme sipariş edebiliriz. Sipariş boyutu artınca alış fiyatlarımız düşebilir. Belki de bir noktada kullandığımız malzemeleri bile biz üretmeye başlayabiliriz. Böylelikle aracılardan da kurtulacağımız için daha verimli oluruz. Bu noktayı geçtiğimizde uzun vadeli ortalama toplam maliyet eğrisi en azından bizim kullandığımız örnekte yukarı doğru hareket etmeye başlıyor. Bu da eğrinin bu kısmında deneyimlenen durumun olumsuz ya da negatif ölçek ekonomisi olduğu anlamına gelir. Peki buna ne sebep olur? Olumsuz ölçek ekonomisi genellikle koordinasyon sorunları yüzünden ortaya çıkar. Operasyon büyüdükçe daha fazla insan çalışmaya başlar yönetmemiz gereken kaynaklar da artar. Bu büyüme ya da işlerin karmaşıklaşması zaman zaman operasyonu daha verimsiz hale getirir. Farklı olumsuz ölçek ekonomileri de olabilir. Ölçek çok büyüdüğünde girdilerin en ulaşılır olanları önce kullanılacağından fazlası için daha fazla ödeme yapmak gerekebilir. Örnek vermek gerekirse çalışanların hiçbiri artık düşük ücrete çalışmayı kabul etmiyor olabilir. Bu durumda maaşları arttırmanız gerekebilir. Ya da elinizdeki kaynakların çoğu tükenmiş olabilir. Ve ihtiyacınız olan yeni malzemeleri daha pahalıya temin etmeniz gerekebilir. Bu eğri çok da anlaşılır değil ancak ölçüye göre sabit getiri olarak adlandırdığımız bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz. Uzun vadeli ortalama toplam maliyet eğrisinin buna benzediği bir durumda şuraya çizelim. Bakın bu kısımda uzun vadeli ortalama toplam maliyet düştüğünden ölçek ekonomisi gözlemlenir. Bu kısımda uzun vadeli ortalama toplam maliyet arttığı için olumsuz ölçek ekonomisi, bu kısımda ise uzun vadeli ortalama toplam maliyet sabit olduğundan ölçeğe göre sabit getiri gözlemlenir. Bundan zaman zaman verimli ölçek olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz.